Türkiye'deki bütün siyasi dönemeçlerde, dün bu kanalda bir Gezi'de hatırlayın, anne çocuğu tekmelenerek katledilmiş. Her gün Cumhurbaşkanı çıkıp o da o olayı anlatıp kendisinin mağduriyetini anlatıyor. Bir anne çocuğu ölmüş. O değil de Cumhurbaşkanı mağdur. Ama şunu size söyleyeyim. Anayasanın bir kez, anayasa bir ülkenin amentüsüdür, bir kez delinmesinin ülke için yarattığı mağduriyetin ben karşılığını bilmiyorum. Dünyada en büyük mağduriyet odur. Bunu Barış hatırlatmak Bey, için sadece hani Barış size Bey, söylemiş olayım. Barış Bey, bir şey ekleyeyim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Ben de size katılıyorum. Ama anayasa bu tek adam rejiminde, bu ucube sistemde her gün delindi zaten maalesef. İşte dedim ya, anayasal bir hukuk devleti değiliz diye. Ve yine bu anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin. Zaten bu konuyu anayasa hukukçuları tartışıyor, hukukçular tartışıyor, siyasetçiler tartışıyor, sizler tartışıyorsunuz. Muhalefetin stratejik olarak bu konuya çok girmesine gerek yok diyoruz biz. Biz güveniyoruz kendimize, sandıkta göndereceğiz. Zaten tartışılacak bu. Zaten YSK'ya da başvurular yapılacak. Bakın, YSK'nın ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Evet. Hep birlikte göreceğiz. Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelen yargıçlar, bir görelim bakalım nasıl yüksek yargıçlar. Hukukla mı bağlılar? Şuna bir ekleme yapabilir miyim lütfen? Tabii. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir şey daha söyleyeyim. O kadar zor durumda ki Erdoğan. Tamamlayayım mı? Evet, buyurun tamamlayın. O kadar zor durumda ki Erdoğan. Yanılmıyorsam son günlerde Hüdapar Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı değil mi? Öyle bir şey var galiba. Görüştüler. Bakın, Yargıtay'da ne oluyor biliyor musunuz şu anda? Yargıtay'da şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Çok enteresan şeyler oluyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na bazı dosyaları gönderiyor. Mesela 10 yıl önce kesinleşmiş dosyaları. Hizbullah militanlarının dosyalarını gönderiyor. Bunları bozun diyor, tekrar bir bakın diyor. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi var Ceza Genel Kurulu'na. Ve sanık lehine itiraz oldu mu süre de yok. Bu çok ciddi bir durum bu söylediğiniz. Yani şunu mu anlıyoruz? Hüdapar'ın oyuna... Burada ilk kez söylüyorum bakın. İlk kez sizin programınızda söylüyorum. Çünkü bize hem devletin içinden hem yargının içinden bilgi geliyor. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı işi gücü bırakmış, 10 yıl önce kesinleşmiş dosyalarla ilgili bunları bozun diyor. Neden? Pazarlık var. Hüdapar'ın desteğini alabilmek için. İstanbul Sözleşmesi'nden niye bir gecede çıktı Erdoğan? Acaba Saadet'i bölebilir miyim? Saadet Partisi'ni parçalayabilir miyim? Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na çekebilir miyim? Yani o %1, yani o kadar oya ihtiyacı evet, var ki. Anladım. Ve bunun için Turan Bey de vurguladı. Ne hukuk tanıyor, ne anayasa evet, tanıyor, ne demokrasi peki, tanıyor. Bunları biz yakından takip ediyoruz. Her şeyi takip ediyoruz. Evet. Peki Muharrem Bey, bu önemli. Turan Bey bir şey eklemek istedi senin soruna. Onu eklesin. Teşekkürler Muharrem Bey. Bu çok önemli. Bunu da manşete çekelim. Bu verdiğiniz bilgi gerçekten çok değerli. Buyurun Turan Bey. Şirin Hanım, 367 tartışmasıyla şu anda yapılan anayasa tartışması aynı değil. Öte yandan Erdoğan'ın mağduriyet konusundaki maharetini ve kabiliyetini hepimiz bilmekle birlikte bu olaydan Erdoğan'ın mağduriyet çıkartma şansı yok. Koltuğa tutunabilmek için, iktidarını sürdürebilmek için anayasayı ihlal eden, yasaları hiçe sayan, millet iradesini yok farz eden bir Erdoğan nasıl olur da mağdur olur? Bizim Erdoğan'ın mağduriyetiyle ilgili bir tartışmanın içerisinde olmamız söz konusu değil. Bir, kendimize güveniyoruz. Artık Erdoğan dönemi kapanmıştır. Sandıklardan Erdoğan'ın çıkma şansı yoktur. Ve biz Türkiye'yi yepyeni ufuklara taşımaya hazırız. Birincisi bu. Çalışıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Öte yandan eğer bir anayasal ihlal varsa Erdoğan iktidarını sürdürebilmek için son çare olarak çaresizce anayasayı ihlal etmeye sarılıyorsa bir siyasetçi olarak bunu da toplumla paylaşmak durumundayız. Yasal süreç, anayasal süreç neyi gerektiriyorsa onu yaparız ama bir taraftan da kalkıp 367 tartışmaları gibi Erdoğan'a bir mağduriyet atfedip bunun arkasına asla ve asla kimse sığınmaz, böyle bir şey olamaz. Biz sandıkta Erdoğan'ı yeneceğiz, bunu biliyoruz, bundan eminiz. Erdoğan da yasaları ve anayasayı ihlal ederek tekrar bir mağdur siyasetçi olmaz ve olamaz. Bu son derece net.
Barış'ın galiba bir eklemek istediği var. Şunu Barış sormak istiyorum. Yani ben kendim de anlamakta zorlandığım için, vatandaşın da eminim anlamakta zorlanıyor. İki tane kriz var. Bir cumhurbaşkanı aday olabilir mi? Bir de seçimde hangi kanun geçerli olacak? Çünkü geçen Nisan ayında yapılmış bir yeni kanun var. O mu geçerli olacak, bu mu? Bu da tartışılıyor. Siz de zaten Turan Bey söylediniz. Şimdi ceza kanunları karmaşık olabilir bakın. Bir sürü şey var. Bıçakla yapmak var, tehdit var, indirim nedenleri var. Ama seçim kanunları basit olmak zorunda. Yani köydeki Ahmet amca da, belki okuma yazma bilmeyen insan da, şehirde yaşayan profesör de önüne aynı pusula geliyor, oy veriyor ve oyun sonucunda seçiyor birilerini. Çok basit olmak zorunda bu iş. Ama o kadar karmaşık hale geldi ki şu anda. Bakın, söylediğiniz o cümle var ya, yeni kanun mu geçerli olacak, eski kanun mu geçerli olacak cümlesinin karşılığı şu. Burada iki parti var. Altı partiden oluşan bir ittifak var. Bu altı partinin oluşturacağı bütün listeler değişecek. Cumhur İttifakı'nda da öyle. AKP, MHP, BBP'nin oluşturacağı bütün listeler değişecek. Ona göre ya ortak liste oluşturacaklar ya da eski sistem olursa ayrı ayrı girip ortak havuz oluşturabilecekleri bir sistem oluşturacaklar. Şu anda çok kaotik bir seçim sürecine gidiyoruz bence. O yüzden size şunu soracağım. Yani cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olamaz mı? Çok ikinizin de söylediğini, aday olamaz ama Yüksek Seçim Kurulu bunu kabul edecek, bugünkü Yüksek Seçim Kurulu. Onu öyle anlıyoruz dediğinizi ben öyle yorumladım. Ama bu mesele nasıl olacak? Yani mesela Yüksek Seçim Kurulu'na mı başvuracaksınız? Direkt Cumhurbaşkanı 8 Mart'ta meclisi feshettikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu'da seçim takvimini başlattıktan sonra, peki biz hangi yasaya göre aday belirleyeceğiz? Ona göre mi, buna göre mi? Yüksek Seçim Kurulu oturup bir daha karar mı alacak? Nasıl olacak bu süreç? Bakın, bu karışıklığa sebep olan biz değiliz. Bu karışıklığın temel nedeni Erdoğan'ın kendisi. Çünkü Erdoğan kaybedeceğini bildiği için hem bu seçimleri erkene ya da erkenimsi bir tarihe almaya çalışıyor. Öte yandan kendine uygun, koalisyonuna uygun, ortaklarının menfaatine uygun bir seçim yasasını geçirerek parlamentodan süreci bugünlere taşıdı. Bu kaosun, bu karmaşanın, bu kafa karışıklığının temel nedeni Erdoğan'ın kendi menfaatine dönük yapmış olduğu hamleler. Tabii ki bununla ilgili bütün yasal süreç çalıştırılacaktır bizim tarafımızdan ve eminim altılı masa bunu tartışıp gündeme alacaktır. Muharrem Bey de görüşünü lütfedip söyler biraz sonra. Fakat bizim burada yine altını çizdiğimiz şey, bu kaosun, bu karmaşanın, bu belirsizliğin, bu anayasa ihlalinin, bu yasal ihlallerin temel sorumlusu yeniden iktidarda kalabilme kaygısı taşıyan Erdoğan'ın kendisidir. Biz bununla ilgili gerekli adımları atarız ama öte yandan bu adımları atarken bu yasal ve anayasal sürecin tartışmalarının arkasında bekleyip ellerimizi ovuşturamayız. Biz sandıkta gereğini yapacağız. Biz milletle beraberiz. Sahadayız. Bakın Barış Bey, Şirin Hanım, Emin Bey, çok net olarak söylüyorum. Artık sahada Erdoğan yok. Anketlerin hepsi yanılacaklar bu seçimlerde. İnanılmaz bir güç kaybı var Erdoğan'da. Çok ciddi bir irtifa kaybı var. İnsanlar tek adam rejiminin getirmiş olduğu bu korku ve baskı döneminden dolayı iradelerini açıkça ortaya koyamıyorlar. Biz bugünden tez yok. Çalışmaya başlayacağız. Milletimizle buluşacağız. Sandıklarda Erdoğan'ın ifadesiyle sandıkları bu millet patlatarak Erdoğan'a gerekli dersi verecek. Bununla ilgili hiçbirimizin kaygısı yok, kuşkusu yok ama gece gündüz çalışacağız. Öte yandan bu kaosun temel sorumlusu Erdoğan'dır. Yargıyı kendi menfaatleri adına veya yasaları kendi menfaatleri adına hem değiştirerek hem kısmen istismar ve ihlal ederek Türkiye'yi bugünlere getirmiştir. Yasal süreçler çalışır ama biz demokratik mücadelemizi sahada ve sandıkta verir ve neticesini alırız. Şimdi bu seçim kanunu MHP için de değişti birazcık. Birazcık yani, evet, birazcık değil, bayağı bir doğru söylüyorsun. Hani biraz yumuşatarak söyleyeyim dedim ama son anketler %5,5-6'yı gösteriyor MHP açısından. Yani barajın aşağı çekilmesi de pek onlar için şey sadece yaramış. Baraj değil ama listeler. En önemlisi o listeler, ortak havuz meselesi. Şimdi buradan ister... Peki şunu da soralım mı? Siz partiler olarak iki seçenekli de kendi listenizi hazırlayacak mısınız? Çünkü mesela birisinde belki Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin İYİ Parti listelerinden seçime gireceği konuşuluyor. Bir seçim kanunu olursa. Öbürü olursa kendi logolarıyla gireceği konuşuluyor gibi. Hem CHP için soruyorum hem İYİ Parti için soruyorum. Peki, altılı masada böyle bir organizasyon çekmişsiniz. Muharrem Bey, kısa kısa cevap verirseniz, eminim de çünkü sorusu var, evet. Muharrem Bey, önemli bir soru bu. Barış Bey ilk sorusuna da çok kısa cevap vereyim. Tabii.
Yüksek Seçim Kurulu karar verecek buna. Çünkü seçim takvimin açıklanınca, diyelim 20 Mart'ta başlıyor seçim takvimi. Cumhurbaşkanı adaylarının başvuruları olacak, ben adayım diye. O zaman zaten biz tabii başvurmayacağız ama birçok parti, vatandaş başvuracak. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecek. Şimdi o kadar basiretsiz bir iktidarla karşı karşıyayız ki her konuda, mesela seçim yasalarındaki bütün süreleri 90 günden 60 güne indirdiler. Milletvekili seçimi kanunundaki 8. maddedeki 90 günlük süreyi bıraktılar. Biliyorsunuz ne diyor o kanun? Milletvekili seçimi kanununun 8. maddesi çok açık. Yenileme kararını Cumhurbaşkanı verirse diyor, 90 gün diyor, 60 gün değil. Ama AKP'li hukukçular ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi kanunu daha sonra çıktı, daha özel kanun, o uygulanır. Doğru kabul edelim. Bunu niye değiştirmediniz? Burada niye 90 günlük süre duruyor? Yani her şeylerinde hata var ama biz bunlara takılmayacağız. Bizim çok daha önemli işlerimiz var diyorum. Diğer soru neydi Şirin Hanım?